Herkese yeniden selamlar. Son zamanlarda gündemin karanlığından bir an olsun uzaklaşıp rahat bir nefes alabildiğimiz her an karşımıza voleybol çıkıyor. Bir anda savaş, sömürü, mafyatik zenginler, bir anda başarıya doymayan pırıl pırıl kadın sporcular. Durum böyle olunca evlerin, parkların, sosyal medyanın voleybolla dolması kaçınılmaz. Ama voleybolda son zamanlarda hissettiğimiz çölde vaha bulma hissinden çok çok daha fazlası var. Ebra Karakurt'un, Eda Erdem'in, Gizem Örgen'in hikayesi var. Benim de bir noktasından dahil olduğum bu hype treninin duygusal editlerini ve romantizmini şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün sadece gerçekleri konuşacağız. Davet aldığım takdirde Türk milli takımı için elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Türkiye'de voleybolun yükselişi 2003'te başladı. Ana akım medyanın futboldan arta kalan boşluklarında yer bulabilmek için milli bir başarı lazımdı. Çünkü voleybolun bu sporu kitlelere influence edecek bir Hülya Avşar'ı yoktu. İşte o başarılar 2003'te Neslihan Demirli, Özlem Özçelikli, Gülden Kayalar'la takımdan geldi. O sene Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin de etkisiyle milyonlarca insan voleybolla tanıştı. Milli takım hem azimleri hem de benzerini hiç görmedikleri bir halk desteği sayesinde Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. O güne kadar milli takımın bırakın dereceyi başarılı geçirdiği bir şampiyona bile olmamıştı. Üstüne bir de ilk kez katılmaya hak kazandığımız Dünya Kupası yedinciliği geldi. Hangi açıdan bakarsanız bakın 2003 senesi voleybol için eşsiz bir seneydi. Bu efsanevi 2003 döneminde spikerler maç sırasında milli takıma Filenin Sultanları ismini verdi. Takım artık bir markaydı. 2003'te arkaya alınan rüzgarın etkisi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun emekleri ve yapılan yatırımlar sayesinde milli takım başarılar kazanmaya, yıldız voleybolcular çıkarmaya devam etti. Bir sürü gümüş ve altın madalya kazandı. Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe gibi voleybol kulüpleri dünya çapında kulüpler oldu. Dünya yıldızlarını oynatmaya başladı. Ve geldik günümüze. Voleybola ilgi her sene katlanarak artsa da bu sene bir şeyler oldu. Biz voleybol ülkesiyiz sloganı belediyelerin parklara kurduğu dev ekranlarda yankılandı. Önce Milletler Ligi, ardından da Avrupa Şampiyonluğu, Tarkan'ın takıma yaptığı şarkıyla binlerce kişiyle beraber kutlandı. Bu coşkunun en büyük sebebi bir süre 2003'e ışınlanma isteğimiz miydi? Yoksa sosyal medyada yerden yere vurulan oyunculara arkanızda izleme yolumuz muydu bilmiyorum. Ama bu konuda sporculara yapılan editlerin de hakkını yiyemeyiz. Bir süredir hem başarısıyla hem de yediği linçlerle zaten gündemde olan, yeni kuşak voleybolcular arasında yıldızlaşan Ebra Karakurt'un yanına bir de Kübalı Melissa Vargas eklendi. Oyuncuların her adımı takip edilir, hayatları merak edilir oldu. Bu meraktan nasibini en çok alan isimse milli takımın liberosu Gizem Örge'ydi. Gizem'in Vakıfbank'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam eden kariyeri, voleybolu yakından takip edenler için zaten tartışmalı bir konuydu. 4 sene uzak kaldığı milli takıma dönüşü çok bekleniyordu. Hem kendisi hem de sevenleri tarafından. Gizem, 2023'te döndüğü milli takımda sadece beklentileri karşılamakla kalmadı. Üst düzey performansı ve hırsıyla şu bakışları aklımıza kazıdı. Bu bakışlar sayesinde hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda en iyi libero ödülünü kimseye kaptırmadı. Bu yaz Gizem'in muhteşem geri dönüşünü yaptığı yazdı. Popcornlarınızı hazırlayın. Waterproof maskaralarınızı sürün. Kan, ter ve gözyaşıyla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Şampiyon! 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 Gizem, Vakıfbank'ta oynadığı 9 sene boyunca Vakıfbank'ın efsane antrenörü Giovanni Guidetti ile çalıştı. İşte ne olduysa Vakıfbank'ta geçirdiği son senelerde oldu. Hem Türkiye hem de uluslararası liglerde kazandığı en iyi libero ödüllerine rağmen Gizem, Vakıfbank'ın yedek bençinden ayrılamaz oldu. Üstüne bir de 2017'den beri hayatına Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğünde devam eden milli takımdan kadro dışı kaldı. Bunun tabii ki sebepleri vardı. Guidetti, antrenörlük kariyerine İtalya'nın kulüplerine başlayıp kendini tüm dünyaya kanıtlamış, 2008'de geldiği Vakıfbank Spor Kulübü'nü bugünkü seviyesine getirmiş, dünya çapında takdir gören birçok Türk oyuncu yetiştirmiş bir antrenör. Üstelik sadece Türkiye voleybolunu değil, Türkiye'yi de sahiplenmiş biri. What always I'm telling you know that taking this national team it was kind of also trying to give back to Turkey how many things Turkey good give to me.
Voleybolcu Bahar Toksoy'la evli ve ondan bir çocuk sahibi olan Guidetti, hem kendi kızının hem de Türkiye'nin spora erişimi olmayan bütün kız çocuklarının en büyük destekçilerinden biri. When we brought the volleyball, when we brought of sport, you know, and not only to the girl, but to their family, to their teacher, to their school, should not still talking in 2020 about difference between men and women or different opportunity between men and women. I think it should be much, much over about that. Thank God there is sport, thank God there is a volleyball, thank God there are Olympic Games. Ama her şeye rağmen mesleğine duyduğu aşkla beraber gelen hırsı ve mükemmeliyetçiliği senelerdir onu tartışmalı bir karakter haline getiriyor. Guidetti'nin maç sırasındaki heyecanı ve genelde tabletinden çıkardığı öfkesi dillere destan. Ki bazı voleybol izleyicileri gibi kendisi de bu hallerinden pek memnun değil. I'm too much, I'm ashamed with myself. So sometimes I break some tablet. It never, you know, it never brings so much to the team. So I try to control myself. Farkındalık güzel tabii ama her zaman çözümü de beraberinde getirmiyor. Hatta çoğu zaman getirmiyor. Voleybol seyircilerinin birkaç saatliğine ekran başında şahit olduğu bu agresyonu oyuncular her gün birinci elden tatmak zorunda. Hem maçlarda hem antrenmanlarda. Bunu bilince genç yaşlarında uzun seneler Guidetti'nin liderliğinde oynamış Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in şu buruk halleri insana hiç de garip gelmiyor. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ne kadar bazen bizi çok zorlasa da. Bizim iyiliğimiz için yaptığını her zaman unutmuyorum zaten. Böyle başa çıkılıyor böyle şeylerden. Oyunculara ne zaman Guidetti sorulsa hepsinin yüzünde bir tedirginlik. Bir kısmı aradığı açıklamayı kızıyor ama iyiliğim için kızıyor cümlesinde bulsa da herkes için o kadar kolay değil. Karşıdakinin iyi niyetini bilmek bazen her şeyi sineye çekmek için yeterli olmuyor. Mesela Zehra Güneş Guidetti'nin tarzına adapte olabilmiş ve bunu kendi yararına kullanabilen bir oyuncu olsa da yaptığı şu açıklama takım içinde yaşanan bazı huzursuzluklar hakkında ipucu veriyor. Bence onunla aynı mentalitede olan bir insanın sorun yaşaması söz konusu değil bence. Çünkü onun aynı bakış açısına sahip olduğun zaman aslında yaptığı şeylerin, kızdığı şeylerin kişisel olmadığını algıladığında. Bu röportajlar Guidetti'nin liderliğindeki takımlara aralanan bir perde oluyor. Açık açık konuşlamayanlar satır aralarından sızmayı bir şekilde başarıyor. Ama bazen de kırgınlıklar hiç beklemediğimiz yerlerden, hiç beklemediğimiz şekillerde ifşa oluyor. 2022 yılında Guidetti'nin antrenörlüğündeki milli takımdan kadro dışı kalan Tuğba Şenoğlu'nun eşi Burak İvegin bu durumdan açık açık Guidetti'yi sorumlu tutmuş ve şu storyleri paylaşmıştı. Üstelik kendisi de Vakıfbank Spor Kulübü'nde başka bir branşın basketbol takımının antrenörüydü. Aslında bu storyler kimse için sürpriz olmadı. Guidetti'nin bazı oyuncuları kadro dışı bırakması hep arka planda bir şeyler mi var sorusunu sorduruyordu. Mesela Gizem Örge, çoğu voleybol takipçisi için milli formayı en çok hak eden isimlerden biriydi. Gizem 2020'de milli takım kadrosuna alınmamakla kalmamış, Guidetti liderliğindeki Vakıfbank'ta geçirdiği son senelerde de geri planda tutulmuştu. O da 9 senedir oyuncusu olduğu Vakıfbank'ı ve kendisini iyi kötü bugünlere getiren Guidetti'yi geride bırakıp Fenerbahçe'ye transfer olarak bu gidişata bir dur dedi. 2021'de gerçekleşen bu transfer sonrası Gizem'e destek de geldi, eleştiri de. Ama ne olursa olsun Gizem artık ona iyi gelmeyen bir ortamdan ayrılmış olmanın rahatlığı içindeydi. 2022'de Sokrates'e verdiği röportajda Vakıfbank'taki son senelerini şöyle anlattı. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi libero ödülleri, rüya takımlar derken geçen sezon bir anda yedek oturmaya başladınız. Vakıfbank'tan ayrılışınızda bir kırılma noktası var mı peki? Hiç bilmiyorum desem inanır mısınız? Çok da merak ediyorum açıkçası. Bu insanların sürekli bana sorduğu bir soru ama benim gerçekten bir cevabım yok. Takımdakilerle veya Giovanni ile bir problemim yoktu. Hala da yok. Geçen yarı finalden sonra sarıldık, birbirimize tebrik ettik. Öyle düşmanlık veya nefret gibi bir şey yok aramızda. Ama tabii ki geçen sezon yaşadıklarım hiç kolay değildi. Burada hiçbir zaman karşı tarafı da suçlamadım. Giovanni'den kaç kere toplantı talep ettim. Yanlış bir şey mi yaptım? Neyi düzeltebilirim? Farkında olmadan hatalar yapabiliriz. Hepimiz insanız ve yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Sana karşı bir saygısızlık mı yaptım dedim. Hayır, ben seni çok seviyorum. Sen kendi performansındayken dünyanın en iyi liberolarından birisin. Hatta en iyisisin diyordu. Ama sebebini bilmediğim bir şekilde böyle bir döngünün içine girdim ve takımdan kesildim. Çok emek verdiğim, aile gibi gördüğüm bir yerde orası. Benim için bir iş yeri olmaktan çıkmıştı. Ama bu kadar emek verdiğin, onca başarıda veya başarısızlıkta mücadele ettiğin bir yerde birdenbire yok sayılmak insanı zorlayan bir duygu.
Sebebi her ne olursa olsun kulüp değişikliğinin Gizem'e çok iyi geldiği kesindi. Ben zaten Vakıfbank'ta vademin dolduğunu düşündüğüm bir noktaya gelmiştim. Sebebini bilmediğim için çözemeyeceğim bir sorunun ortasında kalmıştım. Ve istenmediğimi hissettiğim bir yerdeydim. Bazen değişiklik yapmak iyidir. Pozitif olsa bile bir yerde çok uzun süre geçirmek bir müddet sonra sizi yıpratabiliyor. Artık Fenerbahçe ile beraber Vakıfbank'a yani Guidetti'ye karşı oynayacak olması da pastanın üstündeki çilek oldu. Gizem'i destekleyenler bu duruma coştukça coştu. Gizem'in abisi, oyuncu Hakan Örge, 2021 Sultanlar Ligi sırasında Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a karşı tüm setleri kazanarak galip geldiği bir maç sonrası şu fotoğrafı paylaştı ve Guidetti'yi etiketledi. İşte bu yüzden Guidetti, Gizem'in Avrupa Şampiyonası ve uluslararası birinciliklerle taçlandırdığı başarılı kariyerinin çok önemli bir parçası. İtici gücü. Kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif olsa da. Guidetti'nin Gizem'e özel bir takıntısı olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü Guidetti'yi yakından tanıyanlar için bu yaşananlar hiç daha normal değil. Zehra Güneş'in de dediği gibi Guidetti'nin koçluk tarzı belli. Oyuncuların huzurlu olabilmesi için tepkilerini kişisel almaması şart. Ama bu da çok kolay bir iş değil tabii. Guidetti inanılmaz derecede mükemmeliyetçi, kendisinden de takımdan da mükemmeli bekleyen, mükemmelin biraz altını bile kesinlikle kabul etmeyen biri. Ona göre bu düşünce sistemi onu da takımı da başarıya ulaştıracak yegane yol. Onun için başarıya giden çetin yol, övgülerle değil, yergilerle bezeli. İnsan dünyanın önde gelen voleybol antrenörlerinden biri olunca, oyuncular da onun yönetim tarzını sorgulama haddini kendinde göremiyor. Düşünme şekli, seni motive etme şekli herkesten çok farklı. Artık o kadar onun mentalitesinde düşünmeye başladım ki onun bana bir şey söylemesine gerek yok. Ben kendi kendime kızıyorum mesela. Sonra o bana bakıyor ve sadece şey diyor, beni anladın diyor. Mesela kendisi ancak herkesin yapmaktan kaçtığı, zorlandığı ve üşendiği şeyleri yaparak başarılı olacağına inanıyor. Bunun aksini iddia etmek de zaten mümkün değil. Ama yöneticiliğin ve antrenörlüğün özünde insan yönetmek olunca ve oyuncular bu katı düşüncelerin altında ezilmeye başlayınca teorinin her zaman başarı getirmediği bir kez daha kanıtlanıyor. Guidetti'nin Vakıfbank'a ilk geldiğinde Vakıfbank'ın ve milli takımın o zamanki antrenörü için söylediği üst seviyedeki hiçbir ülkede milli takımın antrenörü aynı zamanda o ülkenin bir kulübünün antrenörü olamaz sözleri gün geliyor yüzüne tokat gibi çarpıyor. Küstürülen oyuncular, Guidetti'nin mentorluğuna çok saygı duysalar da demotive olmaktan kaçamayan Zehra Güneş, Ebra Karakurt, Eda Erdem, Meryem Boz gibi oyuncular. Kazanacaklarına dair inançları gün be gün tükenen bir milli takım. Giovanni inanılmaz sinirli. Siz mi dedi Tokyo Olimpiyatlarına gideceksiniz dedi. Siz dedi bu oyunla dedi en fazla dedi Marmara Olimpiyatlarına gidersiniz dedi. Milli takımın 2003'te arkasını aldığı rüzgarla geçen yıllarda özellikle 2016'dan sonra beklenen başarıyı bir türlü yakalayamaması, yönetim kadrosunun da oyuncuların da medya tarafından yerden yere vurulmasına sebep oluyor. Guidetti'nin oyuncuları çoğu zaman demotive eden acımasız gerçekçiliği de medyanın ağzına sakız oluyor. Evet, today we play with against one of the best team in the world and it's not easy for us to compete at this level. Kazanılan maçlarda bile takımın hatalarından bahsetmesi ve maç öncesi yaptığı inançsız konuşmalar Guidetti'nin olumlu imajını yerle bir ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Çok çok küçük bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Guidetti ise medyaya ve taraftarlara göre pozisyon almamakta kararlı. Bu bakış açısını ve söylemlerini inatla koruyor. We did our job, we play focus, we use our power. Of course, Korea is the weakest team of the group, and so this point at the end will not count. Tabii ki Guidetti'yi birkaç kesit üstünden yargılama ve harcama hatasına düşmeyeceğim. Çünkü kendisinin bu üstten bakıyormuş gibi görünen tavrının arkasında başka sebepler var. Guidetti'yi yakından tanıyanları hiç de şaşırtmayan bu açıklamalarının asıl sebebi, Guidetti'nin en çok kendine karşı gösterdiği acımasızlığı, şefkatsizliği ve her hatadan önce kendini sorumlu tutan düşünce sistemi. I don't need to have critics from outside, you know, because more critical person about myself is myself. Every day I go into bed and I see my million mistakes that I did in the day. I take responsibility for everything. You know, if a player play bad, this is my responsibility. If the team lose, this is my responsibility. Ki kendisi medyanın ve taraftarların milli takıma gösterdiği bu inanılmaz ilgiden pek de memnun değil. Now the people start to think that I am a big coach because I won.
but it's not like this. I'm still the same coach, just now because of one cup, the people will see me different, but I'm not different. But it's not that you are a worse coach or a bad coach because of win or lose. Guidetti, bu acımasızlığın başarı getireceğine o kadar emin ki, oyuncuların zihninde kurduğu hakimiyet hiçbir dış etken tarafından bozulmasını istiyor. Turkey won nothing compared to Serbia, compared to Italy, compared to Brazil. We're still very behind them. But if you put the follower of Turkish player and the follower of Serbian player, you know, we have million in front. We have to work very hard. Sinirlendiği anlarda takımın motivasyonu koruyabilmek adına kendisine karşı birleşerek birbirine destek olması ve onu mümkün olduğunca görmezden gelmeye çalışmasındaki problemi bir türlü göremiyor. Her sayı aldıktan ya da sayı kaybettikten sonra bir ortaya geliyorsunuz ya, orada ne konuşuyorsunuz siz? Joanne çok bağırıyorsa kenardan kenara bakmayın falan diyor. Nasıl? Guidetti'ye çok güvenen federasyon da bu satır aralarını yorumlamak konusunda pek başarılı değil. Sometimes, you know, they try also to say, ah, but why you don't take this player? Why you this player is out, you know? They try a little bit. But after my explanation, it's finished. They say, okay, if this is your point, you do what you want. Ama oyuncuların arkasında kapı gibi duran taraftarlar kendilerini unutturmamaya kararlı. Guidetti'nin realist, hatta kötümser bakış açısıyla gelen inançsızlığı ayyuka çıkıp bazı açıklamaları görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaşınca the people treat us like we are a Ferrari, okay, but we are a very good Mercedes. The people think we are Ferrari and we have the media of a Ferrari, but we are a very good Mercedes. Federasyonun da başka çaresi kalmıyor ve Guidetti ile yollarını 18 Kasım 2022'de ayırıyor. Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bu ülke bana saha içinde bir kariyer, saha dışında çok mutlu bir hayat hediye etti. Her gün bu güzel ülkeye neler verebilirim diye düşündüm. 2017 yılında yolum Filenin Sultanları ile kesişti. 3 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandık. Milletler Ligi'nde 3 kez madalya kürsüsüne çıktık. Olimpiyat oyunlarına katıldık ve 5. sırayı elde ettik. Hep birlikte yaptık bunu. Hep birlikte Türkiye'yi dünya sıralamasında 15 numaradan 7 numaraya taşıdık. Bu ülkenin bana yaşattığı her güzel duyguya saha içinde en iyisini yapmaya çalışarak karşılık vermek istedim. 5 yıllık süre boyunca birlikte ter döktüğümüz tüm sporculara, milli takıma emek veren tüm profesyonellere, Voleybol Federasyonu'nun değerli yöneticilerine, maçlarımıza gelen taraftarlara, bizi takip eden basın mensuplarına ve adını unuttuğum herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Fileni Sultanları'nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim. Bu ülkenin güçlü kadınlarının her zaman en iyisini yapacağını biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Guidetti'nin milli takıma ettiği veda, küstürülen oyuncular için yeni bir gün, temiz bir sayfa demekti. Guidetti ekolünün faydasının yanında zararını da gören oyuncular içinse rahat bir nefes. Bizi olgunlaştıran aslında onunla yaşadığımız süreç oldu. Bu meyveleri topluyorsak o süreçlerin en büyük pay sahibi kişilerden biri de Giovanni'dir. Ya son dönemlerde bence bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Federasyon zaten milli takımın başına en az Guidetti kadar başarılı bir antrenör getirmek konusunda kararlıydı. Tercihlerini senelerdir başarıdan başarıya koşan Sırbistan milli takımının baş antrenörü Daniele Santarelli'den yana kullandılar. Santarelli pozitifliği ve inancıyla Guidetti'nin adeta tam zıttı bir karaktere sahipti. Oyuncularla iletişim çok farklı. Ne yapabileceğini görüyor ve gerekli olmadıkça iletişimde olmuyoruz açıkçası. Bence kadın voleybolunda çok önemli bir şey. Evet, öyle bana benim ne derdim ne sorunum varsa da demedikçe gereksiz bir şey de bulunmuyor. O yüzden mental olarak daha rahat oynadığımızı düşünüyorum. Milli takımda aranan yeni soluk için biçilmiş kaftandı. Bu sırada boşta kalan Sırbistan milli takımı antrenörlük koltuğunun Guidetti tarafından doldurulması ise bazıları için sürpriz, bazıları için malumun ilanı oldu. Çünkü Guidetti'nin Sırbistan'a gidişinin duyurulmasının ardından Sırbistan milli takım yöneticisinin basına yaptığı şu açıklama bir süredir hissedilen şeyleri doğruluyordu. Ben Vakıfbank'tayken bir gün Sırbistan'ı çalıştırdığımda bir rüyanın gerçekleşmesi olacak derdi. Kendisini aradığımda beni arkadaşın olarak mı yoksa başkan yardımcısı olarak mı arıyorsun diye sordu. Teklif alacağını anlayınca da vay be en büyük hayalim olimpiyatlar ve artık bunu gerçekleştirebileceğimiz bir takım var dedi. Bir yanda brutal realistliğiyle Guidetti, diğer yanda takıma geldiği ilk günden kızlar biz oraya final oynamak için gitmiyoruz, biz şampiyon olmak için gidiyoruz, lütfen bunu kafanıza sokun diyen Santarelli. Santarelli'nin gelişi aynı zamanda Gizem Örgen'in, Neriman Özsoy'un, Aslı Kalaç'ın ve Kübra Akman'ın takıma geri dönüşü oldu.
Gizem Örgen'in milli takıma çağrılmadığı senelerde yaşadığı kırgınlık artık voleybol seven herkesin zaten malumuydu. Bunun sorumlusunun Guidetti olduğu da hiçbir zaman açık açık söylenmeyen bir gerçekti. Gizem Vakıfbank'tan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Guidetti hakkında şunları söylemişti. Çok zorlandığımı hissettiğim de oldu, çok hayran bir şekilde bakıp iyi ki Giovanni ile çalışıyorum dediğimde. İki duyguyu da çok uçlarda yaşatıyor. Onu tatmin etmek gerçekten çok zordu. Bu kadar zaman geçirdikten sonra şimdi çok daha iyi fark ettiğim bir şey var. Benden beklentisi inanılmaz fazlaydı. Benim hata yapma lüksüm yok gibiydi. Belki de benim daha iyisini yapabileceğimi bildiği için hata yapmama çok sert yaklaşıyordu. O yüzden çok zorlanmış olabilirim. Ama ligde sıradan bir maça çıktığımızda bile zirve performansıma çıkmamı istiyordu. Sezonluk bir takvim vardır. Mesela karayollarıyla oynadığın hafta daha fazla fitness antrenmanı yapabiliyorsun. O haftalarda fitness antrenmanına yükleneceksin ki çok zorlu ve kritik bir maça çıkmadan önce daha hazır olabilesin. Tempon, hızın, kuvvetin sezonun her noktasında aynı seviyede olamaz. Keşke olabilse ama öyle bir şey söz konusu değil. Milli takıma çağrılmadığı ve Vakıfbank'ta geri planda kaldığı seneler hakkındaysa şunları söylemişti. Rahatça bahsediyorsunuz. Ama geçen yıldan bu yana yaşadıklarınız insanı kırılgan bir psikolojiye de götürebilir. Dışarıdan mental destek aldınız mı hiç? Çok fazla. Geçen sene spor psikoloğuyla ayrı, kişisel psikoloğumla ayrı görüşüyordum. Anlattığım gibi hırslı bir oyuncuyum ve bir anda yok sayılmak kolayca kaldırabileceğim bir duygu değildi. Çok uzun yıllar boyunca emek verdim ve çok fazla şey yaşadım. Ben iyi ki Gizem gitti dedirtmek istemedim. Ben oradan ayrılırken gerçekten herkes üzüldü. Yaşadığım şeyleri hiç hak etmediğimi insanlar gördü ve ben Vakıfbank'tan o şekilde ayrıldım. Tek başıma bir kupa veya bireysel ödül almadım. Ama gerçekten kendimle gurur duyduğum bir seneydi. Bu dönemde Gizem'in yaşadıklarının yanına bir de medya ve taraftar baskısı eklenmişti. Gizem'in milli takıma çağrılmasına rağmen teklifi reddettiği söyleniyordu. Gizem bunun üzerine dayanamamış ve şu açıklamayı yapmıştı. Hayır, ben milli takımdan davet almıyorum arkadaşlar. Bunu burada yayınlayayım. Ben davet almadığım için milli takıma gitmiyorum. Tabii 2022'nin Kasım ayında Guidetti'nin gidişiyle beraber gözler yine Gizem Örge'ye çevrildi. Santarelli'nin gelişi ise belki de herkesten çok Gizem için temiz bir sayfa oldu. Her oyuncu hakkında bir düşüncesi vardı. Pozitif ya da negatif. Milli takıma bambaşka bir Gizem Örge olarak gitsem dahi beni tanıyordu. Yani benim hakkımda bir yargısı vardı. Ben belki de kendimi %100 değiştirerek gitmiş olsam bile bu ilk defa herkes için yeni bir tecrübe olacak. Guidetti'nin katı bir disiplinle örülü tornasından geçerek tekniğini en iyi şekilde geliştirmiş, tek eksiği biraz özgüven ve inanç olan milli takımın ilacını bulması 2023 yazını Türkiye voleybol tarihinin en görkemli yazı yaptı. Önce Milletler Ligi şampiyonluğu geldi. Takımın inancı da, coşkusu da tüm ülkeye yayıldı. Milletler Ligi'ndeki inanılmaz performansıyla en iyi libero ödülünü alıp Milli Savunma Bakanı lakabını sonuna kadar hak eden Gizem'in Avrupa şampiyonasında da elinden gelenin fazlasını yapacağı belliydi. Ödülünü almak üzere sahneye Hande Yener'in Mor şarkısıyla çıkması Guidetti'ye bir gönderme olarak yorumlandı. Gizem, verdiği bir röportajda Santarelli'nin sorulmasının üzerine şunları söyledi. Şahit olmadığımız bir adalet var diyebilirim. Yani iyi olan herkesin oynama şansı olduğu, hepimiz voleybol için buradayız ve bu adam bunu size hissettiriyor sahada. Avrupa şampiyonası çetin geçti. Sadece Gizem değil, tüm oyuncular kan, ter, gözyaşı içinde maçlar geçirdi. Finale kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız derken kendimizi finalde bulduk. Üstelik final Sırbistan'la oynanacak. Takım Guidetti ile karşı karşıya gelecekti. Maç boyunca her sayıda oyuncuların da Guidetti'nin de tepkileri dikkatle izlendi. Nefesler tutuldu. Ve umulan şampiyonluk geldi. Şampiyonluğun gündeme damgasını vuran birçok anı olsa da akıllardan çıkmayacak açıklama Gizem Örgen'inkiydi. Bu takım benim olmadığım dönemlerde ne zaman başarı kazansa babam hep beni ağlayarak aradı. Gururluyuz kızım dedi, kazandık dedi. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın. Ama buradayım. Türkiye tarihi yazarken bugün buradayım. O günden sonra Gizem'e en çok sorulan sorular ailesi ve Guidetti hakkında oldu. Gizem final maçında Guidetti'ye karşı oynamanın üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Ama Zehra Güneş Guidetti'ye karşı oynamanın pozitif etkisini hissettiğini saklamadı. Final maçında ilk kez ona karşı oynayacağım için gerçekten ekstra motiveydim. Kendimi böyle daha hırslı hissettim. Bunda Zehra'nın Guidetti ile zaten iyi geçinen ve Guidetti'nin hırsı kendisine karşı olsa bile her zaman ödüllendirdiğini bilen biri olmasının da etkisi var tabii.
Ama Guidetti'nin gidişiyle oyuncularda görülen özgüven ve dolayısıyla da performans artışının sebebi yine Gizem'in satır aralarında gizli. Çok pozitif birisi gerçekten, yani bazı pozisyonlarda ya da çok kritik anlarda adalet alkışlayıp olsun bravo diyor. Risk alma imkanı veriyor, o güveni veriyor. Yani kimse hata yapacağım korkusuyla oynamıyor. Ve Gizem'in sadece Guidetti ile yaşadığı sürtüşmeden değil, bu sürtüşmenin yarattığı spekülasyonlardan da etkilendiği çok açık. Benim de mesela bir dönemde hakkımda çok fazla şey yazılıyordu. Yani karakterime kadar yazılıyor performans dışında. Takımın ruhunu bozduğum, oynadığım takımda sorun çıkarttığıma dair sürekli bir de beni etiketleyerek de yazılıyordu aslında bunlar. Ben de o yüzden bu videoyu hiçbir şekilde spekülasyona yer bırakmadan bitirmek istiyorum. Hiçbir oyuncunun yatsıyamadığı bir gerçeği ben de yatsıyamam. Milli takım bu başarıları gördüyse en büyük teşekkürlerden biri onları bugünlere hazırlayan Giovanni Guidetti'ye gelmeli. Guidetti'nin söylemleri kamuoyunda pek hoş karşılanmasa da, tarzının uzun vadede oyuncuları demotive eden bir etkisi olsa da, tek amacının işini en iyi şekilde yapmak olduğu konusunda herkes hemfikir. This kind of fixed sentence, you know, like Turkish player cannot do that, Turkish player are not able to do this. If these sentences are true, so why we are training every day, why we are pushing ourselves every day. Başarıya ulaşma yolunda herkese bir iyi polis, bir de kötü polis gerekiyor. İnsanın kendine inancının hiçbir zaman bitmemesini sağlayan bir iyi polis ve yanlış yaptığı her noktanın üstüne giderek onu kendisinin daha iyi bir versiyonuna çevirecek bir kötü polis. Başarının anahtarı hiçbir zaman tek bir formülden ibaret değil. Mesele iyi polisi ve kötü polisi dengede tutabilmekte. İnsan ne kendisine ne de çevresine Guidetti kadar acımasız olmamalı ki düştüğünde kalkabilsin. Ama hepimizin hayatında başarıya giden yolun çiçek bahçelerinden geçmediğini hatırlatacak bir Guidetti'ye ihtiyaç da var. Bu yaz çocukluklarından beri verdikleri emeklerin karşılığını en iyi şekilde alan, sadece kendilerine değil milyonlarca insana bu gururu tattıran, yapamazlar diyenleri haksız çıkaran, binlerce kız çocuğunun voleybola ilk adımlarını atmasına vesile olan Filenin Sultanlarını ne kadar tebrik etsem az. Sporla arası hiçbir zaman çok iyi olmamış bana ve benim gibilere bu müsabakaların birkaç setlik maçlardan fazlası olduğunu gösterdikleri, arkasında yılların emeğinin ve kan ter gözyaşı içinde geçen günlerin yattığını hissettirdikleri için teşekkür ederim. Yine harika performanslarıyla birinci olarak çıktıkları Dünya Kupası'nı 2024 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayla taçlandıracaklarına eminim. Biz voleybol ülkesiyiz diyeceğimiz nice günlere. Bugünlük de benden bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmaktan ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Videoda adı geçen kimseyi rencide edecek şeyler yazmamaya da dikkat edin. Henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de katıl tuşuna basarak 3 farklı fiyattaki üyelik modelini inceleyebilir, çorbada benim de tuzum olsun diyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum, hoşça kalın.